Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda altın ons, gümüş ons, gram altın ve gram gümüşü değerlendireceğiz arkadaşlar. Bizler için altında ve gümüşte hangi seviyeler önemli, hangi destek ve direnç noktaları kuvvetli? Sizlerle birlikte bunu yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun yorumunu grafik üzerinde bulup sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Altın onsla analizimize başlayalım arkadaşlar. Altın ons 1725 seviyesi üzerinde kaldıkça 1765-1772 seviyelerinde bir yükseliş beklentimiz mevcuttu arkadaşlar. Bu yükseliş beklentimizin 1765 kısmına kadar olan kısmı gerçekleşti. 1765-1770 aralığı arkadaşlar altın onsta biraz kuvvetli bir dirençtir. Bu dirençte altın ons oyalanabilir. O yüzden 1765-1770 dirençlerinde altın onsta dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Ne zaman ki altın onsta 1765 üzeri kapanışlar görmeye başlarsak altın ons tekrardan yukarı yönlü hareketlerine ivmelenebilir. Fakat dediğim gibi arkadaşlar ilk etapta 1765 ve 1770 aralığı önemli bir direnç olarak altın onsta gözükmekte. Buralardan bir kâr satışları altın onsta gelebilir. O yüzden altın ons tarafında olan arkadaşlar 65-70 aralığına dikkat etmeleri önemli, rica olunur arkadaşlar. Gram altına da bakalım. Gram altındaki önemli kritik seviyeler hangi seviyeler? GAU-TR'ye gram altına baktığımız zaman da arkadaşlar gram altında bizler için 380 seviyesi çok önemli arkadaşlar. 380 seviyesi. Gram altında şurada gördüğünüz 380 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar o zaman gram altında olumsuzluklar başlar. Ve gram altında aşağıda 373 seviyesi ve onun altında da arkadaşlar 360 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Gram altında 380'in önemli olmasından kastımız budur. 380 kırılır. Altında günlük veya haftalık bir kapanış gelmeye başlarsa arkadaşlar gram altında hedef 373 ilk etapta. Onun altında da 360 seviyesine kadar gram altında geri çekilmeler bekleyebiliriz. Fakat bu senaryomuz 380'in kırılması halinde geçerli olan senaryolar arkadaşlar. 380 üzerinde kaldıkça da gram altında yukarıda 383 ve 398 seviyeleri hala da hedef konumunda gözükmekte arkadaşlar. 380 seviyesine çok yakın yerlerdeyiz. O yüzden gram altında dikkatli olmakta fayda var. Çünkü 1765-1770 aralığından ons altında geri çekilmeler meydana gelebilir. Bu da gram altını 373 ve 360 seviyesine kadar arkadaşlar geri çekebilir. O yüzden gram altında 380 çok önemli bir bölge diyoruz arkadaşlar. Zaten 380 altına inmedikçe sıkıntı yapmaya gerek yok. Fakat bu 380 kırılırsa ve günlük bir kapanış da 380 seviyesinden günlük veya haftalık bir kapanış gelir. Bu sefer gram altında dediğim gibi arkadaşlar 360'lı seviyelere kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Gram altında 380 altında 373 ve 360 seviyeleri önemli takip edeceğimiz dikkatli olmamız gerekecek kritik seviyeler olarak da gözükmekte arkadaşlar. Bu verdiğim seviyeleri önemli takip edin.
Gümüş Ons'a da bakalım. Gümüş Ons'ta neler olabilir? Gümüş Ons'a baktığımız zaman arkadaşlar, Gümüş Ons'ta yukarı yönlü hareketler devam etmekte. Gümüş Ons'ta bizler için 17.72, yukarıda arkadaşlar 17.72 direnç bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak gözükmekte. Evet, şuradaki 17.72 seviyesine dikkat diyoruz. 17.72 seviyesinde 17.72-17.80 aralığı kuvvetli iki tane direncimiz var arkadaşlar. Bu 17.72 ve 17.80 aralığında iki tane kuvvetli direnç bölgemiz mevcut. Bu 17.72 ve 17.80 dirençlerini dikkatli bir şekilde gümüş onsta da takip edeceğiz arkadaşlar. Eğer ki gümüş onsta arkadaşlar, bakın bu çok önemli. 17.72, 17.80 dirençleri kırılabilirse, bakın kuvvetli dirençlerdir, dikkat edin. 17.72, 17.80 aralığı gümüş onsta kırılabilirse arkadaşlar ve burada haftalık ve birkaç günlük kapanışta gelirse, o zaman gümüş onsun hedefi 18.87 seviyesinde bulunan direnç bölgesine kadar ilerlemesi beklenebilir arkadaşlar. 18.87 bölgesindeki direnç bölgesine kadar ilerlemesi beklenir. 17.72-17.80 aralığını bugün takip edeceğiz. Bakalım buralardan bu dirençler kırılıp üzerlerinde bir kapanış gelebilecek mi? Bu verdiğim seviyeleri takipte kalın. Önemli seviyelerdir arkadaşlar. 17, özellikle 17.72, 17.80 direnci. Gümüş onstaki arkadaşların dikkatle takipte olması gereken yerler. Buralardan 17.72, 17.80 aralığından tekrardan gümüş onsta satışlar meydana gelebilir. Bu da gümüş onsu 17, şuradaki 17.20 seviyelerine doğru tekrardan bir düzeltme hareketine girmesine sebebiyet verebilir. Fakat hala yön 17.72, 17.80 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı şeklinde de gözükmekte arkadaşlar. Gümüş onsta da 17.72, 17.80 kuvvetli iki direnç bölgemize dikkat diyoruz. Bunları bugün itibariyle ve haftalık kapanışlar itibariyle de izleyeceğiz arkadaşlar. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda neler olabilir? Gümüş gram arkadaşlar, biliyorsunuz bende grafiği yok. Fakat gümüş gramdaki arkadaşlar 384 ve 387, 384 ve 387 aralığına çok dikkat etsinler arkadaşlar. 384 ve 387'de iki tane kuvvetli direnç bölgesi mevcut. Geri çekilmelerde 3.74 ve 3.60 seviyeleri yükselişin devamı için şart arkadaşlar. Gümüş gramda da nasıl diyelim, 3.71, 3.71 altına düşünmedikçe arkadaşlar, yukarıda 3.84 ve 3.87 kuvvetli direnç bölgelerini takipte kalacağız. Ne zaman ki 3.87 üzerinde gram gümüşte de arkadaşlar günlük ve haftalık kapanışlar görmeye başlarsak, 3.87 üzerinde, o zaman gram gümüşte 4 lira seviyesi takibimizde olacak, önemli bir seviye. Aşağıda 3.71 kırılmadıkça stop olmaya gerek yok. 3.84 ve 3.87 aralıkları beklenebilir gibi gözükmekte gram gümüşte, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Fakat 3.84-3.87 aralığında da gram gümüşte satışlar gelebilir. Çok dikkatli olun arkadaşlar. 3.87 üzerinde de gram gümüş kendini atabilirse, bakın kuvvetli bir direnç bölgesi 3.87.
384-387 aralığı kuvvetli bir direnç bölgesi. Fakat bunun üzerine atabilirse gram gümüş 4 TL'ye kadar yükselişini de devam ettirebilir. O yüzden çok dikkatli olmanız gereken önemli direnç seviyelerine de geldik. Buradan artık kararlar size ait arkadaşlar. Biz grafik üzerinde gördüklerimizi yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdilik benim altın ve emtialarla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Sizler de sorularınız olursa videonun altına yazın. Mümkün olduğu kadar sizlere geri dönüş yapmaya çalışırım. Veya video ile ilgili yapmak istediklerimle ilgili sizin bana tavsiyeleriniz olursa bunları da yerine getirmeye elimden geldiğince çalışırım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.